Fatih sen yardım et. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlık dininde, yani Müslümanlık kabul etmesi gereken şey, Allah'ın var ve bir olduğunu söyle. Fatih. Ama siz Müslüman verdim kendin. Siz Fülüş, siz Zavim. Siz Kayın Kotki, siz Allah, siz Kusayim. Onun eşi ve benzeri olmadı. O şöyle, ortamda gördüğümüz hiçbir şeye benzemez. O bir güçtür, bir kuvvettir. Her şeyi o yoktan var eder. Biz onu ancak onun eserlerinde anlayabiliriz. Onun ne olduğunu, ne olmadığını. Zikravdın, das Allah, nicht zu niemand denir. Dass alles sieht, alles hört, allmächtig ist, aber sein Sehen und Hören nichts und niemanden ähnelt, dass allmächtig ist, allsinnig ist, allhörig ist und so weiter. Allah'ın ne hanımı vardır, karısı vardır, ne çocukları vardır. Allah-u Teala böyle şeylerden uzaktır. Allah hat keine Kinder, keine Frau und keine Teilhaber. Ne annesi vardır, ne babası vardır. O kendi kendine var olmuştur. In Gott sind immer, gibt es immer und wird schon immer geben. Hat keine Frau, keine Mutter, keine Eltern, keine Kinder. Er ist einfach allein. Bir anneden doğmamıştır da, hiç kimseyi doğurmamıştır da. Er wurde nicht geboren und hat auch keinen auf die Welt gebracht. Allah gözlemi var. Also auf die Welt gebracht meine ich, dass er ihn erschaffen hat. Aber er wurde nicht geboren und hat kein Kind erzeugt. Bunları anladın değil mi? Kabul ediyorsun değil mi? Akseptiyorum biraz abi. Allah peygamberi Hazreti Muhammed'e son olarak Hazreti Muhammed'i peygamber olarak seçmiş. Yani örnek olarak seçmiş. Bize İslam'ı anlatacak bir öğretmen olarak seçmiş. Den letzten Propheten hat als Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ausgewählt. Als unseren Führer, den besten Geschöpf, den Allah erschaffen hat. İnsanların neyi yapacağını, neyi yapmayacağını da o Allah peygamberimize bildirmiş, o da bizlere bildirmiş. Dass wir alles machen müssen und was wir nicht machen müssen, hat unseren Propheten beigebracht und unser Prophet das beste Vorbild für uns Menschen. İşte elimizdeki Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın bize mesajlarının topluluğudur Kur'an-ı Kerim. İyilik, kötülük, yapılacak, yapılmayacak vazifeler, sorumluluklar neyse hepsini içine alan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Das Gute, das Schlechte, alles zusammengefasst steht im Kur'an, wie die Müslüme leben müssen. Bizim inancımıza göre Allah vardır, birdir. Allah'ın melekleri vardır. Allah'ın peygamberlere gönderdiği kitaplar vardır. Allah'ın peygamberleri vardır. Öldükten sonra dirilme mutlaka şarttır. Buna inanacağız. Ahiret günü insanların yeniden diriltilip Allah'a dünyadaki yaptıklarından, yapmadıklarından hesap vereceği bir gün olacak ahiret günü. Her insan dirilecek ve orada Allah'a hesap verecektir. Es gibt keine Zweifel an der Existenz von Allah. Allah hat schon immer existiert. Wir müssen uns immer mit der Pflicht daran zu glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Dass wir mit unseren Taten zur Rechenschaft gezogen werden und wir jeden Zeit entweder das Paradies oder die Hölle hat. Bütün Müslümanlar buna inanırlar. Müslüman olmak isteyen herkes de buna inanacak. Alle Muslime sind verpflichtet daran zu glauben. Evet. Şimdi bu şeyden sonra imanın şartlarını Allah'a onu söyledik. Bir de her Müslümana Allah'ın farz kılmış olduğu vazifeler var. Bir de yapmaması gereken vazifeler var. Müslüman namazını kılar. Günlük beş vakit namazını kılar. Kılmazsa ne olur? Günah işlemiş olur. İnsan Ramazan ayında bir ay orucunu tutar. Tutmazsa ne olur? Günahkar olmuş olur. Zengin olursa malının zekatını verir. Yani fakirlere %2,5 üzerinden fakirlere bağış yapar. Fakir insanlara, insan. Evet. Was ich aufgezählt habe, Allah hat zum Beispiel Propheten erschaffen, die Engel erschaffen, uns Menschen erschaffen,
diesen verpflichtet an die Engel, an die Bücher, die Allah uns versandt hat, zu glauben. Das sind die Sachen, die wir glauben müssen. Als Muslime müssen wir auch natürlich die fünf Pflichten erfüllen im Islam. Der erste, den wir alle erfüllt haben, ist die Glaubensbekenntnis zu sagen. Das zweite ist, dass wir fünfmal am Tag das Gebet verrichten, unseren Schöpfer anbeten. Das dritte ist, dass wir die Pilgerfahrt mindestens einmal im Jahr leben, durchzuführen, die Fischabgabe zu geben an die Armen, an die Bedürftigen, die notwendig dafür sind. Ve arkasından yine zengin olursa, parası olursa, hacca gider. Ich gesagt habe, wenn man finanziell die Gesundheit nicht dazu in der Lage ist, muss man einmal im Leben die Pilgerfahrt durchführen. Bu şartları kabul ediyorsan, o zaman kelime-i şehadet getirip Müslüman olacağız ve hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Wenn Sie das alles akzeptiert haben, können Sie dann die Glaubensbekenntnis sagen und dann das alles machen, was wir gerade eben auch gesagt haben. Weil das alles in der Stellung genommen werden. Şimdi bundan sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ne demek bu? Ben inanıyorum ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Die Deutsche davon lautet, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge nochmal, dass yine inanıyorum ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bize göndermiş olduğu elçisidir ve o da biz gibi insandır. Allah'ın kuludur yani. Und ich bezeuge nochmal, dass Muhammed sein Prophet und Diener ist. Er ist genau, also er war genau wie ein Mensch wie wir. Allah'ın o peygambere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var, elimizdeki kitap. Bu Kur'an-ı Kerim'in de Allah'tan peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğine inanmamız lazım. Bu kitapta Allah ne bildirdiyse yapılacak olanlar, yapılmayacak olanlar, bunların hepsine de inanmamız lazım. Özellikle Kur'an burada onun hepsini profit versant. Und dort steht halt alles, wie ich schon gesagt habe, was wir machen müssen, was wir nicht machen müssen. Bu kitapta alkol yasaklanmıştır. Zum Beispiel, dass das Trinken von Alkohol verboten ist. Bütün uyuşturucular yasaklanmıştır. Domuz eti yasaklanmıştır. Hırsızlık yasaktır. Das Klauen. Bütün haramları yemek içmek yasaktır. Almak satmak yasaktır. Bunun haricinde daha başka küfretmek misal, dine küfretmek, insanlara küfretmek yasaklanmıştır. Müslüman Allah'ın emri bu. Müslüman kadın, yüz, el ve ayaklarının dışında her tarafını örtmek zorundadır. Verpflichtet ist eine Frau, seinen ganzen Körper zu bedecken, außer ihr Gesicht und ihre Hände dürfen offen bleiben. Bunları yapmazsa ne olur? Dinden çıkar, Müslümanlıktan çıkar mı? Hayır. Sadece günahkar olur bunları yapmazsa. Was passiert, wenn sie das nicht macht? Sie wird dadurch nicht ungläubig, nur sie geht dabei an die Sünde. İnşallah siz bunları yaparsınız ve Müslümanca bir yaşam düzenlersiniz. Böylece Allah'ın sevdiği kullardan olursunuz.